Evet, teşekkürler. Sevgili dostlarımız, değerli hemşehrilerim. İstanbulumuzun çok özel noktalarından birisindeyiz. İstanbulumuzun Kabataş eee satındayız. tabi hemen ben şu anda e, önümde Mimar Sinan Üniversitesi'ni arkada Galata Port ve önümde Paşa Bahçe vapurundan dolayı eee göremediğimiz tarihi yarımadanın silüeti Ayasofya Camii Sultanahmet Camii ve Topkapı Sarayı ile önündeki yeni haliyle muhteşem saray burnunu hemen arkamda birinci Boğaz Köprüsü'nü ve karşımızda da Kız Kulesi ile Salacak ve Üsküdar'ı böyle tabiri caizse 360 derece ki Dolma Bahçe Sarayı ve bu Dolma Bahçe Camii de hemen orada bizlerle birlikte muhteşem bir şehirde yaşıyoruz. Her köşesi, her noktası adım adım karış karış ince ince bir dantel işler gibi bir oya gibi Böyle nadide bir esere dokunur gibi davranmanız gereken ve bunu hissederek iş üretmeniz gereken bir şehirdeyiz. Hepimiz bu şehirde yaşıyoruz, görevler yapıyoruz ama gerçekten hani şunu söylemek isterim, umuyorum ki her birimiz bu şehre layık davranışlarda yöneticiler, kişiler, yaşayanlar olalım, hakkını verelim hakkını vermek lazım. Allah'ın lütfu bu şehrin bireyleriyiz. Tabii ki bu vesileyle hem Tarih yarım adaya bakarken Fatih Sultan Mehmed'i hem de yanı başımızdaki dolma bahçeyi görürken bu şehri işgalden kurtarıp bize hediye eden Mustafa Kemal Atatürk'ü buradan minnetle anmak Onların önünde saygıyla eğilmek herhalde hepimizin boynunun borcu. Sevgili dostlarım, bugün bizi yalnız bırakmayan hanımefendiler, beyefendiler, başta Beyoğlu sakinleri, komşularımız, tabii ki değerli milletvekillerimiz, çok kıymetli parti meclis üyelerimiz, çok değerli genel başkan yardımcım Gökhan Bey ve Tabi bunun yanı sıra muhtarlarımız, meclis üyesi arkadaşlarımız, her birisi bizler için çok değerli, komşularımız değerli, çocuklarımız, gençlerimiz, hanımefendiler, beyefendiler değerli. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Dedim ya bu şehrin her ferdi, her sokağı, her caddesi, her taşı benim için kesinlikle ayrı bir değer. 16 milyona hak ettiği hizmeti vermek, bu aziz güzel şehrin varlığını korumak, birliğini, düzenini sağlamak benim boynumun borcu. Bu nedenle bizi bu göreve layık gördüğünüz günden bu yana elimizden geleni yalnız bu şehrin belediye başkanı değil, muhafızı olma duygusuyla ve sorumluluğuyla işimizi yapıyoruz. Bizim Belediyecilik ve hizmet anlayışımızla açık söyleyeyim başa çıkamayacaklarını görenler şimdi yine her zaman her seçimden önce alışık olduğumuz tavırlarıyla bir kısım türlü türlü hileler ya da kumpaslar kurmaya çalışıyorlar. Olsun varsın çalışsınlar. Herkesin ilgi alanı var. Bizim ilgi alanımıza girmiyor. Onların ilgi alanı böyle. Yapacak bir şey yok. Ama bizim neler yaptığımızı, İstanbul'a neler kazandırdığımızı, rant uğruna şehrimizin talan edilmesine karşı nasıl bir duruş sergilediğimizi yaradan da görüyor, kıl da görüyor açıkçası. O yüzden burada gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Eyvallah. Gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki ne yaparsa yapsınlar başaramayacaklar. Çünkü İstanbullu biliyor ve İstanbullu neyi nasıl yapıldığını görüyor. Değerli dostlar benim 2019 seçiminde kocaman bir vaat setim vardı çok çalışmıştık. Gerçekten 3 ayda olağanüstü bir set çalışmıştık. Buna kitapçık demek de doğru değil yani. Sağlam bir ansiklopedi gibi bir vaatler dizini. Yüzlerce akademik kimlik, yüzlerce siyasi insan öyle bir akış sağlamıştık ve ona öyle sağlam bir koordinasyon kurmuştuk ki muhteşem bir çalışma ortaya çıkmıştı. Yani gündüz seçim kampanyası, akşam 7 saat, 6 saat, 5 saat gece yarılarına kadar orada insanlarla beraber o vaat dizininin neler olduğunu birlikte karar verme sistemini kurmak muhteşemdi. Ben de hani Allah'a şükür ne diyeyim? Bu kadar detaylı bir oran vermeyecektim ama artık veriyorum. Yüzde seksen yedini bu seksen yedisini bu beş yıla sığdırmanın gururunu yaşıyorum. Yüzde yüzde seksen yedi önemli bir başarı. Nadiren doğru konuşan rakibim bile bu hakkı teslim etti. Bence Yıllar geçecek bu yüzde 87 ile anılacak sadece bu seçimden ona bir tek o kalacak. Allah var o yüzde 87'sini yaptı dedi biliyorsunuz. Teşekkür ederim kendisine. Televizyonlara canlı yayınlara katılıyorum. 200 sayfalık vaaz setimden işte en az bilinen bir tanesini. Hatta hatırlıyorum işte sosyal tesislerde haftada bir gün işte şu yapılacak demişsiniz. O kadar detaylar yazdık ki. E canlı yayınlarda bana soruyorlar. Ben de birileri gibi hani yaptım deyip geçiştiren bir ruh halim yok. Çünkü sonradan e, zaten hani yapıp yapmadığımı e, bilmiyorum o anda hatırlamayabilirim. Ona göre e, açıksa açıkça ben rakiplerime de benzemem emin olmak isterim. Hatırlamıyorum, kontrol edip size bilgi vereyim diyorum. Bu gayet insani de doğru bir hamle olduğunu, doğru bir cevap olduğunu düşünüyorum. Vay efendim, İmamoğlu hatırlamıyor. <laughs> Yüzlerce vaatten birini hatırlamıyor. Ama şunu anlıyorum, onlara öyle bir etki bıraktım ki demek ki yani her şeyi hatırladığımda şok oluyorlar ya. Hani İmamoğlu bunu niye hatırlamadı diye vahlanıyorlar. Tabi e, hani gençlerin değişi var ya ben şok. Onlar da şok oluyorlar tabi bunu görünce. Tabi 3 gündür tepiniyorlar bunun üzerinde. Çok da eğlenceli açıkçası. Onlar zannediyor ki İmamoğlu kızıyor. Vallahi hiç kızmıyorum. Onlara bakıp hem çok mutlu oluyorum hem de eğleniyorum açık söyleyeyim. Beni beş yıllık icraatlerimizle eleştiremeyenlerin hatırlamadım dedin diye zıp zıp zıplamalarıyla gülmekten kırılıyorum. Ne mutlu bana ne mutlu tüm yol arkadaşlarıma. Bakın sevgili hemşerilerim biz biliyorsunuz önemli bir algıyı değiştirdik. Eskiden millet kötü bir şey ama diyordu bunu yani. Çalıyor ama çalışıyor. Böyle bir algı vardı. Biz bunu yerle bir ettik. Şimdi milletimiz şunu diyor. Hem çalmıyor hem de çalışıyor. Bu önemli. O yüzden o yüzden şaşkınlar o yüzden kavrayamıyorlar, anlayamıyorlar. Bunu daha da yerleştireceğiz. Sevgili hemşerilerim, iradenizin yok sayılmasına, adaletsizliğe, hukukun, demokrasinin askıya alınma girişimlerine karşı muhafızlık yaptığımızı bu şehir çok iyi biliyor. Zira bakın bugün ilk etabını açtığımız aslında hizmet vermeye başlayacak Kabataş Transfer Merkezimiz için çalışmaya 2021 Eylül ayında başladık. 1 milyar 150 milyon lira bütçeyle başladık. Buraların ne halde olduğunu bilenler var. Yıllardır tartışmaya tabi tutuldu. Farklı tasarımlar kentliği kızdıran bazen biliyorsunuz böyle şehirlinin şehrin gözünün şehrin gözü diyorum ben ona. Eee geçenlerde YouTube'da izlemenizi dilerim kendi kanalımda var. İstanbul'un tavrı diye İstanbul'un ezan okuyan, Kur'an'ı okuma tarzı ve uslubuyla hocaların, müezzinlerin dili vardır. İstanbul farklı bir yerdir. Yani evet, İstanbul'un minarelerinden çıkan ezan sesinde bile bir İstanbul tavrı vardır. Bu vesileyle Ramazan ayınızın mübarek olmasını tekrar diliyorum. Ve Hani bu, bunu şunun için söyledim, İstanbul'un gözü var, İstanbul'un bir bakışı var. Onu yok sayarsan, İstanbul olmaktan çıkar bu şehir. O bakımdan e, gerek e, insanlarımızı dinleyerek, çok değerli mimarlarımızla çalışarak, onların e, tasarımlarıyla beraber burada özenli bir transfer merkezini e, inşa etme yoluna giriştik kurul süreçleri vesaire derken bugünlere geldik. Tabi burada gerek toplu taşıma kullananlar, gerekse kendi araçlarıyla seyahat edenler buradan geçip trafikte boğulmamak için çok yoğun bir kargaşa içerisindeydiler. Tabii bir yandan turist otobüslerinin tüm kuralları içe sayarak biliyorsunuz yol kenarında özellikle Dolma Bahçe ve civarında trafiği de biraz alt üst ederek yolcu indirip bindirmeleri, Dolma Bahçe Sarayı'nı ziyaret edenlerin oluşturduğu önüne geçilmez yaya sirkülasyonu neredeyse Karaköy'den Beşiktaş'a kadar uzanan bu bölgede çile çekilir gibi değildi. Biz e, konuya geçici değil, kalıcı çözümler oluşturmak adına e, projeler için çalıştık. Bölgeye gelen otobüsleri ne yapacağız yer altını alacağız. Yer altındaki otoparkımız 60 tane o büyük otobüsleri orada aynı anda misafir edecek ve yolcularını indirip yolcular buradan Dolma Bahçe'ye ve diğer noktalara gidecek. Dolayısıyla artık bir tane otobüsü civarda depolanırken göremeyeceksiniz. Bu çok düzenli gerçekleşecek. Çünkü otobüslere <laughs> ve yayalara çok özenli düzenlemeler getirdik. Buradaki o yoğunluğu kontrol altına alacağız. Burayı sadece yer altında yapacağımız bir otopark olarak da görmeyelim. Burada tabii muazzam bir yolcu ve yayaların zaman geçirebileceği bir istasyon alanı. Dükkanlar var, sergi alanları var, kütüphanelerimiz var. Bir kısım ofisler de var olacak. Adına da bu nedenle transfer merkezi diyoruz günlük yaklaşık 70 bin kişiyi karşılayan kapasitesiyle deniz trafiğinin de düzenlenmesine ciddi bir katkıda bulunacak. Yani yalnızca kara değil, aynı zamanda deniz yollarının da projeye entegre olmasını sağlayacağız. Tesiste bulunan inanılmaz bir tasarım kabiliyetiyle yeşil alanlar sayesinde merkezimizin, bu bölgenin kentin bir parçasını olma özelliğini de sağlayacak. Bölgeye kamusal alan niteliğini vereceğiz. Bugün ilk etabını açacağımız merkezimizde İstanbul kitapçımız ve yolcu bekleme alanlarını vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Bakınız bu binaya baktığınızda yukarıda yükselen alanı gördüğünüzde onun tepesinden yürüyerek yani ki yan tarafta Kabataş metromuzun yani Kabataş, Beşiktaş, Yıldız, Mecliyeköy, Mahmut Bey metromuzun bu kadar detaylı semt veriyorum ki öğrensin bazı arkadaşlar diye akıllarına gelmeyebilir bu semtler. Şimdi biz Yıldız Mahmut Bey yani Mecliyeköy Mahmut Bey hattını açtık. Beşiktaş'ta kazılarımız biliyorsunuz uzun yıllardır sürüyor ve o kazıların sürmesinden ötürü oradaki istasyonumuzun sıkıntıları biraz daha farklı. Kabataş'ta da kazılar var ve bu kazılardan dolayı da burada bir gecikme vardı ama burada son dönemde iki şey yaptık. Birincisi kazılarla ilgili ciddi bir yol aldık. İkincisi kazıların engel olacağı oradaki tünellerin yapımı ile ilgili proje değişikliğiyle ve bir kısım yeni teknolojileri de kullanarak proje kabiliyetini alttan işimizi engellemeden tünel inşaatlarına devam ederek işimizi orada hızlandırdık. Yani şöyle söyleyeyim. Ben şimdi böyle diyorum. Pelin Hanım biraz benim bu söylemlerimden ürküyor tabii. Ama ben e, o şimdi diyor ki ya başkanım 2026'nın başı diyelim ben öyle 2026'nın başı o kendi garantiye alıyor kendini ama ben 2025 yılında inşallah öyle düşünüyorum hissediyorum. Kabataş iskelesinin e, hizmete açılarak Beşiktaş yetişemeyebilir onda da bir ay iki ay içerisinde net tarihini vereceğiz ama e, şöyle düşünün. Yani bu yıl ve önümüzdeki yıl. Burada gördüğünüz inşaat şeyi ki burada neredeyse bu 10 yılı geçti. Burada gördüğünüz inşaat görüntüsünü düzenli bir meydan görüntüsüne, muazzam bir sahil aksı yürüyüşüne, Mimar Sinan Üniversitesi'nde içine alan ki Mimar Sinan Üniversitesi'nin karşısında çok güzel bir arkeolojik alan var. Orayla ilgili de işbirliği çalışmalarımızı konuşuyoruz. Devamında caddeyi Galata Port'la beraber biz o alanı boş bırakmadık. Bakın Galata Port'la yaptığımız mukaveleler, yerin altına otopark alma vesaire. Bugün milyarlarca liralık yatırımı biz geldikten sonra Galata Port'la işbirliğiyle o çevreye yaptırdık. Yani daha önce görünmeyen ama biz işbirliği kavramını sunduğumuzda da karşılık aldığımız oradaki kurum kuruluşlara da teşekkür ediyorum. Galata Port'un içindeki konsorsiyumda olan bütün firmalara çok değerli bir işbirliği imzaladık ve o bölgede kaldırım, yeraltı yaptığımız yatırımlar, işte otopark artı altyapı ile ilgili yağmur suyu, kanalizasyon vesaire turistik bir alan olarak görerek Karaköy'ün büyük bir bölümünü bitirdik. Hatta konuşursak uzar gider bu iş ama hatta Galata Köprüsü'nün bir sonraki bölümünden başlayan kısmı da ta Haliç İstanbul Tersane İstanbul bölümünün devamında Koç Müzesi ve Haliç Kongre Merkezi'ne kadar o sahilin düzenlemesiyle ilgili kısmı da Tersane İstanbul bünyesinde mukavele yaparak onlara yaptıracağız. Dolayısıyla kamu sadece kendi yapmıyor bir de o bölgede rantı sağlayan insanların aynı zamanda şehre hizmetleri noktasında da aracılık yapıyor o bölgeyi de. Biz bir işbirliği protokolüyle imzaladık ve o bölgeyi pırlanta gibi inşallah önümüzdeki dönem İnan Başkanın Beyoğlu Belediye Başkanlığı döneminde o sahayı birlikte açılışını yapacağız. Dolayısıyla inşallah dolayısıyla bak Nereden aldım sizi dolma bahçeden nereye götürdüm? Bu işin sonu gelmez. Her noktasında hizmetimiz var. Sevgili dostlar, gerçekten e, çok daha büyük ölçekli e, banyo ve metro hatları ile entegre ki buradan aynı zamanda Taksim'e çıkan finikülerimiz var ve e, projemiz burada bütünlükçü birçok ihtiyacı karşılayacak ulaşım sistemi adına önemli bir adım olacak. Bu şehir için çok daha büyük, çok daha kucaklayıcı çözümlerimiz var, onu söyleyeyim. Önümüzdeki dönemde vitesi daha da arttıracağız. Bırakın artık bizi izleyemeyecekler, izlemekten vazgeçecekler çünkü biz ufuk çizgisini geçeceğiz, bizi göremeyecekler, o kadar geriye kalacaklar. Enerjimizi ve gücümüzü daha da büyüteceğiz. 5 yıldaki yönetimin 25 yılda yaptığından çok daha fazla iş yapmamızın aslında bize şöyle bir hedef koyuyor. 10 yılda 50 yıla bedel iş yapan belediyecilik dönemini bu şehre göreceksiniz yansıtacağız. Ama daha çok da bu şehrin başını belalardan koruyacağız. Bu şehrin başına bir bela gelmesini, bir ihanet gelmesini engelleyeceğiz. Bu şehrin geleceğini koruyacağız. Çocuklarımızın umutlarını koruyacağız. Gençlerimizin umutlarını koruyacağız. Bu önemli bir sorumluluk. Şimdi yukarıda gördüğünüz mesela bölüm yine muazzam bir sergi sanat alanı. Daha bunlar yapılacak. Burada sırttaki yeşil alan, önündeki meydan yani 25-30 bin metrekarelik bir aslında meydan geliyor burada İstanbulluların hizmetine. Şimdi bakın bugün sıradan bir gün değil mi? Pazar günü Kabataş Transfer Merkezi'ni yapıyoruz ve insanlarımızın hizmetini açıyoruz ki bugün Adalar Vapuru buradan başlıyor hizmetini öğleden sonra saat 2'de önümüzdeki haftadan sonra da bütün bu bölgedeki şehir hatlarının bütün hizmetleri buraya taşınıyor hizmetini buradan vermeye çalışıyor başlıyor. Öbür taraftaki şehir hatlarının istasyonu boşaltıyoruz. O şehir hatları istasyonu ile ilgili de yine e, güzel bir düşüncemiz var. Rantçı anlayışla inşallah orayı bir sosyal tesisler yapacağız insanlarımıza hizmet eden. Milletimize hem sosyal hem kültürel anlamda güzel bir hizmet sahası haline getireceğiz. Peki bugün sıradan bir gün böyle bir açılış yaptık. İstanbul'umuza hizmette sıradan bir gün. Hemen karşıya devam edeceğiz salaca. Salacak'ta çok güzel bir yarışma projemiz vardı. O tasarımın bu tarafı seyreden teraslarının bitmiş halini göreceğiz. Şunu söyleyeyim, bugün bu işlerin yapımında e, iki işin ki devamında da Maltepe'ye geçeceğim. Maltepe'de de bir meydan bitirdik. Minibüs yolunu yerin altına aldık. Bakın bu üçü de İstanbul için mega iştir ama söyleyeyim. Ama biz tevazumuz bile mega tevazu. İkisi bir araya gelince çok güzel oluyor. Çünkü onun adı İstanbul tavrı işte. Biz İstanbul beyefendisi, İstanbul hanımefendisi olmaya şehrimizdeki insanlar olarak devam edeceğiz. Yani biz buradayız. Birazdan salacağa geçeceğiz. O güzel işleri toparlayacağız. Orada aynı zamanda Hakimiyeti Milliye Caddesi ve Selmani Pak Caddesi'nin de bütün düzenlemelerini bitirdik. Asfaltlarını da döktük. Pek nadir görüşürüz ama babam da beni bugün yalnız bırakmadı. 95 yılında babamla birlikte Selmani Pak Caddesi No 6'da bir tane dükkan kiralabı kiralamıştık. Ben e, beni çok çalıştırmayı hep severdi. 24 yaşında e, hem inşaatlara koştururdu, hem derslerime giderdim hem de Merter'de bir lokanta açmıştım. Yetmez sana bir lokanta daha açalım deyip Üsküdar'a açıp beni günde 20 saat çalıştırırdı. Yok çalıştırmazdı ben biraz çalışma delisiydim. Bazen o beni frenlerdi sağ olsun. Bugün de frenlemeye çalışıyor. Diyor ki bir gün dinlen. Dedim vallahi o bir gün ne zaman? Bir, Nisan, bir Nisan'dan bir gün sonra. Bir Nisan'dan bir gün sonra bir gün dinleneceğiz. Evet, aslında babama şunu demek istedim aslında Selman Pak Caddesi No 6'da dükkanımızı tuttuk, ee, hatta sağlam da bir kira pazarlığı yapmıştık büyük kirası vardı bize göre tavuk ve köfte satıyordum orada. Eee biraz ellerim yanıyordu çünkü közde tavuk öyle kolay iş değil hem közü orada havlayacaksın hem tavukları pişireceksin çevireceksin. Öyle sadece usta usta yapmadı yani. Ben de o işin içine girdiğim için ellerim biraz pişerdi. Ama keyifli bir emekti. Şükürler olsun ben ailemden razıyım. Bana çocukluktan beri e, çalışkan olmayı öğretti. Hem annem hem babam e, iyi esnaf olmayı öğretti. Ama daha da ötesi iyi insan olmayı öğretti. Allah onlardan razı olsun. Onlara layık olmak değerli bir şey. Ama bir şey daha söyleyeyim. İstanbul'a gelip küçücük bir köyden Selmanipak Selmani Pak Caddesi'nde bir dükkan tutabilmeyi, bir hayal görüp orada o dükkanın ekmeğini, bereketini gayretle, adaletle kazanıp hayata tutunmayı, birlikte iş üretmeyi, İstanbul'un bir iş, iş insanı olabilmeyi başarabilmek Sonra da burada gelip hem burayı açmak hem Selmani Park'ta geçmişte bir dükkanda köfteci ya da bir çevirme tavuk satan ama aynı zamanda İstanbul Üniversitesi'nde işletme fakültesinde ekonomi okuyan bir öğrenci olabilmeyi hayal ettiren, başaran ve sonra da bu kente belediye başkanı yapıp dönüp 30 yıldır hiç dokunulmamış, 20 yıldır dokunulmamış Selmani Park Caddesi'ni tekrardan düzenleyip şehre kazandı.